Sevgili dostlar, Antalya'nın sıcağı, evet, çok uzun yıllar sonra ilk kez bir Temmuz ayında Antalya'nın sıcağındayız. Antalya gerçekten, özellikle bizim gibi daha çok Bodrum tatilcileri için, Bodrum sevenler için çok fazla sıcak, ama bugün şansımıza biraz da olsa rüzgar esiyor ve biz bu sıcaklara şu gördüğünüz tarz bungalovlarda bir mola vermeye çalışıyoruz. Çünkü çok sıcak ve çok kalabalık. Özellikle Rus ve Alman turist çok fazla bu bölgede. O yüzden yerli turistin herhalde tercih etmediği bir yer diye düşünürken, yerli turist olduğunu da gördük. Antalya'da deniz çoğunlukla taş. Fakat böyle güzel kumsallar da mevcut. Bakalım Antalya'da bizi ne güzellikler bekliyor. Yüksek yüksek dağlar, tepeler, her yer. Bakın, böyle bulunduğumuz bölge biraz da dağlık. Antalya'nın o ova şeklindeki düzlüklerine karşı daha ferah bir bölge. Ve hemen karşımızda martılar. Acaba diyorum, İstanbul'daki arkadaşları benim buraya geldiğimi söylemiş midir bu güzel martılara? Tabii kumsal olmayınca, böyle ince kum olunca sevgili dostlar, deniz daha temiz oluyor. Kum denizi biraz daha karıştırıyor mutlaka. Böyle oldukça temiz. Sevgili dostlar, Hadrian kapısından kale içine doğru gidiyoruz. En son geldiğimize göre görüyorum ki evler, eski evler yenilenmiş. Kale sütunları, giriş kapısının sütunları güçlendirilmiş ve bir dikkat çekici, burada aslında etkileyici bir güzellik de, kim bilir ne kadar sürelik bu kapı çağrı? Yaklaşık 1600-1700 yıllık. Hemen bakın, ana caddeden giriyoruz. 1700 yıllık ortalama, 1700 yıllık bir kapıdan geçiyoruz ve yine eski ama bu kapıya göre yeni başka bir bölgeye giriyoruz, kale içine. Evet, burası da tabii Türklerin Antalya'yı ele geçirdikten sonra yerleştikleri mahalle. Kale içerisine yerleşilir zaten, biliyorsun. Eskinin içinde eski ama yeniden eskiye, en yeniye doğru ilerleyen çok güzel bir bölge Hadrian Kapısı. Antalya'ya geldiğinizde mutlaka kale içini, bu bölgeyi, eski şehri gezin. Hani nasıl İstanbul'a gidince tarihi yarımadayı gezmeden olmuyor. Burası da işte aynı öyle bir yer sevgili dostlar. Giriş kapısının taşları ve şu detayı göstermek istiyorum. Kalenin giriş kapısının duvarlarına tünemiş güvercinler bu sıcakta kendilerine serin bir yer aramış. Sağda gördüğünüz duvarlar da bu ana caddeyi boylu boyunca kaplıyor ve bu kalıntılara seyrederek, bu güzelliği seyrederek Antalya'nın şehir merkezini görmüş oluyorsunuz. Kale içine girdik. İnanılmaz bir sıcak. Evet, gerçi burada dar sokaklarda birazcık rüzgar etkisini de alıyoruz. Evet, bu videoyu ne zaman yayınlarız bilmiyorum ama şu anda Temmuz'un ortası sevgili dostlar. Çok sıcak bir gün. Hava sıcaklığı 40 derece. İstanbul'un Poyraz'ına alışanlar bu sıcakta zor gezer ama biz yine de bu güzellikler için Antalya sıcağını göze aldık. Bir kumru eşliğinde kale içini geziyoruz. Kale içinde eski evler, özellikle eski Türk mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz evler cumbalarıyla bizleri karşılıyor. Kimisi yenilenmiş, kimisi çok eski, kimisi otel ama yine de hepsinde ayrı bir hava var. Bakın, burası da sanki pespembe bir rüya gibi. Hemen karşısında yine bir sokak ve her sokakta döndüğünüzde sizi ayrı bir sürpriz karşılıyor. Burada Arnavut kaldırımlı yollar. Böyle her sokak ayrı. Bakın, burası Hamit Efendi Sokağı. Antalya kale içinde geziyoruz. Geziyoruz. En güzel şey sevgili dostlar, böyle sokaklarda kaybolarak geziyoruz.
Kale içinde yürüye yürüye şimdi kale içi limana geldik sevgili dostlar. Eski bir liman mı burası Çağrı? Tabii burası oldukça eski bir liman. Bak şurada hemen ileride limanda bir cami görüyorsunuz. Ufacık bir cami. Mescit diyelim artık ona. Bu tür liman camileri, liman mescitleri Osmanlı ve Selçuklu döneminde yapılmıştır. Sekizgendir. Altında abdest alınır. Üstünde hemen namaz kılınır. Burası çünkü normalde Osmanlı döneminde ticaret limanı. Buraya gelen gemilerin yük indirdiği alan. Yıllar önce o mescide uğradığımızı hatırlıyorum. Bir yere tekrar geldiğinizde, daha önceki gezinizde yaşadıklarınız, hatıralarınız böyle bir bir hatırınıza gelir sevgili dostlar. Bu da çok ayrı bir keyiftir gezginler için. Aslında sol tarafta çok da güzel bir manzara var sevgili dostlar ama şimdi denize girildiği için güzelim yeri kapatmışlar. İşte Antalya'nın o yüksek dağları, hep sivri sivri ucu olan dağları da karşımızda, insanlar da fotoğraf çekmek, gezmek, eğlenmek peşinde ve bu sıcakta hepsini tebrik ediyorum. Sevgili dostlar, Mustafa Kemal Atatürk Antalya'yı ziyaretinde 6 Mart 1930, 10 Şubat 1931 ve 18 Şubat 1935 tarihlerinde işte buraya ziyaret etmiş. Antalya'ya geldiğinde bu güzel evde kalmış. Burası Atatürk Müzesi olarak hizmet veriyor Antalya'da. Kale içinden çıktıktan bir böyle 50-100 metre sonra kalıyor, sağda kalıyor. Burayı da ziyaret etmelisiniz, Antalya gezinize dahil etmelisiniz. Üstelik bu güzel müze ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Hem hoş bir Antalya evini görmüş olursunuz, hem de Atatürk'ümüzün kaldığı bu evi, eşyaları bir görmüş, güzel bir hatıraları yad etmiş olursunuz. Mutlaka ziyaret edin. Kale içinin dışına çıktık sevgili dostlar. Antalya merkezde. İşte kalenin surları etrafı böyle çepeçevre kuşatmış. Ana cadde boylu boyunca gidiyor. Palmiye ağaçlarıyla donatılmış bu güzel caddenin devamı da sizi Saat Kulesi'ne, şehrin merkezine doğru götürür. İleride sağda Antalya Lisesi var. Antalya Lisesi'nin o güzel binasını da görmenizi tavsiye ediyoruz. Biz size Antalya'dan, palmiyelerin gölgesinden güzel bir selam gönderiyoruz. Esen kalın sayesiniz. Esen olun, o da olur. Esen olun, esen kalın. Hepinize güzel geziler, sağlıklı günler diliyoruz.